Herkese merhabalar. Yeni bir Yurtdışı Piyasalar YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bugün hafta içerisinde yayınladığımız bir raporumuzun üzerinden geçeceğiz. Ve tarihte biraz geriye 1973 senesine giderek o dönem yaşananlarla 2022 senesini kıyaslayacağız. Burada günümüzle şaşırtıcı derecede enteresan benzerlikler var. Biraz bunlara değineceğiz ve S&P 500 ve altın gibi varlıklardaki beklentilerimizden bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu yayın tarihle alakası olanlarla için ilgi çekici bir yayın olabilir. Ee, öncelikle enteresan bir grafikle başlayalım. Dow Jones Sanayi Endeks'in 1973-74 seneleri seneleriyle 2022 senesi grafiğine baktığımızda birçok benzerlik dikkat çekiyor. Ee, bu grafiğin yanı sıra pandemi döneminde piyasalarda ve ekonomide yaşananlarla 1970'lerin başında yaşayanlara baktığımızda da e, çok büyük paralellikler var. Şöyle ki Amerika'da 1970-72 arasında para ve maliye politikalarının aşırı gevşek kalması varlık fiyatlarının şişmesine aynı bu dönem olduğu gibi ve enflasyonun yükselmesine neden olmuştu. Buna ek olarak da 1973'te sıçrayan petrol fiyatları Hatırlarsanız 1973'te büyük bir petrol krizi oldu. Tabii o arz bir arz şokuydu. Petrol ve gıda fiyatları da hızlı bir şekilde yükselince fiyat artışları kontrolden çıktı ve Amerika'da enflasyon bir sene içinde ikiye katlandı. Enflasyonu kontrol altına almak için FED hızla faizleri arttırırken bu da aslında 2022 senesinde yaşadığımıza çok paralel bir deneyim. Ee, ekonomide ani e, frene bastı. Varlık fiyatları hızla geriledi. Hisseler bir ayı piyasasına savruldu ve ekonomide stagflasyona doğru sürüklendi. Dolayısıyla o dönem yaşananlarla 2021-22 arasında büyük benzerlikler var. Ee, burada e, ister istemez akla Mark Twain'in bir sözü geliyor. Tarih teker etmez ama kafiyelidir. Dolayısıyla birazcık geçmişten ders alıp o dönem neler yaşandığına bakmakta fayda var. Biraz geriye gidersek 1970 senesinde Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika'da artan işsizlik, yükselen enflasyon, ciddi bir resesyon ortamında Başkan Nixon kendisine oldukça yakınlığıyla bilinen Arthur Burns'u Fed Başkanlığına getirdi. Ve o dönem Gevşek para ve maliye politikalarıyla resesyonda hızlı bir şekilde çıkıldı aynı sene içinde. Ee, ama Nixon e, 1972'de yaklaşan seçimi göz önüne alarak biraz da başkan Burns'ı baskı altında tutarak Fed'in faizleri belki de gereğinden uzun süre e, düşük tutmasına e, yol açtı. Hatta bu dönemde yani 1970-73 arasında en bir para arzı genişlemesi Ortalama yüzde altı buçukla İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki üç senelik dönemleri göz önüne aldığımızda en hızlı büyümeye işaret etti. Dolayısıyla pandemi döneminde yaşadığımız gibi belki tam olarak rakamsal olarak kıyaslayamasak da ciddi bir genişleme vardı. O dönem aynı zamanda enflasyonu sınırlı tutmak için baskı altına almak için fiyat ve ücret kontrolleri de yapıldı. Ee, çok iyi sonuç vermedi aslında bu ücret kontrolleri de. Ee, bu gevşek para politikasına ek olarak emtia fiyatlarındaki sert yükseliş 1973'te enflasyonun tetiklenmesine ve %6 üzerine tırmanmasına yol açtı. Şimdi biraz da petrol tarafında ne oldu oraya bakarsak ee, petrolde tarihteki en önemli krizlerden, en büyük krizlerden bir tanesi e, o senelerde yaşandı. 1973 yılında Mısır, Suriye ee, İsrail'e karşı Yom Kippur e, savaşı sırasında Amerika'nın İsrail'e e, silah satması büyük miktarlarda silah satması Suudilerin de petrol ambargosuna e, yol açtı. Aynı zamanda Suudiler %20'nin üzerinde de üretim kesintisine gittiler. Böylelikle global bazda petrol piyasasını aslında bir arz şokuna e, soktular e, ve bu dönemde petrol fiyatları 3 dolarlardan 12 dolarlara kadar yükseldi. Ee, her ne kadar çok düşük bir e, bazdan geliyor olsa da günümüzde de hatırlarsanız pandemi döneminde eksilere giden e, bazı benchmarklar ondan sonrasında hızla yükseldi, petrol toparladı ve e, 100 dolar seviyelerine kadar, üzerine kadar yükseldi. E, dolayısıyla bu dönemde de benzer bir şekilde petrolde yükseliş olmuştu. E, o dönem Amerika'ya uygulanan ambargo'nun etkileri çok ciddi bir şekilde hissedildi. Bunun bir bir noktada Nixon'un da koyduğu tüketime sınır koyan politikaları, o hatırladığımız Amerika'da uzun kuyrukların oluştuğu benzincilerin önünde sahnelere neden oldu. Aslında bu arz şoku çok fazla sürmedi yani ambargo 6 ay kadar sürdü ama sonrasında petro fiyatlarında ciddi bir risk primi belirdi ve uzun sürede fiyatlar üzerinde kaldı. Ve aynı zamanda o dönem hızla yükselen enflasyon beklentilerinde de petroldeki artış önemli bir rol oynadı. Zaten bundan sonra da Amerika'da bir sürü yeni adımlar atıldı, enerji ajansı kuruldu, stratejik rezervler oluşturuldu. Amerika 1970'e kadar çok yüksek miktarda Petro üretiyordu 10 milyon var ile yakın e, sonrasında gerilemeye başlamıştı ülke içinde tekrar e, üretimin arttırmasına yönelik çalışmalara başlandı ki e, biraz daha ileriye gittiğimizde e, 2000 lira geldiğimizde e, şehir teknolojisinin Aslında e, gelişmesine de e, katkıda bulunan e, adımlar atılmış oldu e, o dönem Gıda fiyatlarına bakarsak gıda fiyatları da hızlı bir şekilde yükselmişti 1973'te aslında bu 72 ile beraber başladı yine Rusya kaynaklıydı ama savaş sebebiyle olmadı Rusya'daki kuraklık nedeniyle azalan stoklar Rusları Amerika'dan ciddi miktarlarda tahıl almasına ve stoklamasına neden oldu bu da global arzı ciddi bir şekilde sıkıştırdı. 72'de başlayan gıda fiyatlarındaki artış 73'te de devam etti. Hatta e, bu noktayla alakalı bir hatırlanan bir referans da var. İngiltere'de ekmek fiyatlarının yaklaşık yüzde 80 üzerinde arttı 1973 senesinde. E, dolayısıyla global bazda e, gıda ve petrolde de hızlı yükselişler vardı o dönem. Bir diğer baş, benzer durum da e, Amerika'daki hisse senetlerinde yaşandı. Bol dikite etkisiyle hisse değerlemeleri 70-72 arasında şişmişti. Ee, burada e, aslında biraz daha geri gidersek 1930'larda Ben Graham ve öğrencisi Warren Buffett'ın popüler hale getirdiği e, bir şirketin varlıkları, büyüme hızı, temettüsü ve karlılığını göz önüne alarak e, bir içsel değer hesaplamayı ve ek olarak da bir güvenlik ağı tererek e, yatırım yapmayı Öngören değer yatırımı kavramı 60'larda 70'lerde biraz arka plana atılmaya başlanmıştı. Ee, bahsettiğimiz gibi bold kit ile beraber hızlı büyüyen hisselere e, daha spekülatif e, fiyatlar atfedildi. Çok yüksek fiyatlar atfedildi ve nifty 50 olarak bilinen bir grup ortaya çıktı. Bu grup hissenin neredeyse sonsuza kadar ekonominin üzerinde bir hızla büyüyebileceği ve hiç satılmaması gerektiği gibi... Ee, söylemler de ortaya atıldı. Bu grup içinde hangi hisseler var? McDonald's, Disney, ismi, Ismin, Kodak, IBM, e, Gillette gibi kimisi bugüne kadar da e, gelmiş survive etmiş şirketler vardı. Ama tabii o dönem çok daha popülerdiler, çok daha hızlı büyüyorlardı ve e, kar çarpanları da çok daha yüksekti. Şöyle ki McDonald's 85, C&J 61, Coca-Cola 47 fiyat kazanç e, çarpanı ile işlem görüyordu. E, yani aslında bu hisseleri o dönemin Amazon'ları, Apple'ları gibi de e, görebiliriz. E, peki sonrasında ne oldu dersek, e, 1973'te başlayan ayı piyasasıyla beraber çok sert gerilediler... Mesela Polaroid 91 düştü, Avon yüzde 86 düştü, Xerox yüzde 71 düştü. dolayısıyla en spekülatif, en fazla büyüme beklentileriyle fiyatlananlar hızlı geriledi. Bazıları düştü ama relatif güçlü kaldı. Coca Cola gibi. Çok ender birkaçı da sonraki senelerde de güçlü performans gösterdi. Walmart gibi ve S&P 500'ün de üzerinde bir getiri sağladı. dolayısıyla yani bu trendi günümüzdeki dominant teknoloji hisselerinde de önümüzdeki belki 20-30 senede görebiliriz. Birçoğunun büyüme ivmesi yavaşlayacak, birçoğunun yerine yeni şirketler gelecek. Az sayıda birkaçı da endekslerin de üzerinde performans göstererek güçlü kalabilecek. Ama dediğimiz gibi yani... Spekülatif beklentilerle fiyatlanan büyüme odaklı büyüme odaklı hisseler tarafında da çok benzer bir görünüm vardı iki dönem arasında. Ee, peki endekslere ne oldu diye bakarsak, 1973 senesinde ayı piyasası içerisinde Ekim ayında %15'lik bir sene sonu rallisi yaşandı. Grafikte de görüldüğü gibi. Ee, aslında şu anda bir ayı piyasası rallisi içerisindeyiz. Ve bizde de Ekim ayında başladı bu ralli. Sonrasında 74'te düşüşler daha sert bir şekilde devam etti ve 1974 yılının sonuna kadar ayı piyasasının dibini e, göremedik. E, dolayısıyla 1973-74 düşüşü e, sert bir düşüştü, büyük bir düşüştü ve tarihteki ayı piyasalarının ortalama uzunluğu olan 10 aydan çok daha uzun sürdü. E, ayı piyasası 74 sonunda bitti e, ama... Daha enteresan bir kısım enflasyon yüksek kalmaya devam etti. Sonrasında faizler daha da yukarı çıkarıldı. Ve 1973 başında gördüğü zirveyi endeks 1982 senesine kadar o seviyeleri göremedi. Dolayısıyla o ayı piyasası ciddi travmalar yarattı yatırımcılar üzerinde. Hisse senetlerine yönelik soğumalar başladı, sorgulamalar başladı. O dönem tabii politik skandallar Watergate gibi artan emtia fiyatları, birbiri ardına gelen petroldeki arz şokları, jeopolitik gerginlikler hisse senedi yatırımcıları için 70'leri çok zor bir dönem olmasına neden oldu. Ee, şöyle ki 70'ler öncesindeki 40 senede ortalama hisseler %9 civarında getiri sağlarken bu dönemde %3'ten daha düşük bir getiri sağladılar. Ee, özellikle gençlerde ciddi bir soğuma oldu hisselere karşı. 7 milyondan fazla e, hisse senedi yatırımcısı piyasalardan e, çıktı. E, bu döneme ait enteresan bir anekdot. Aslında Business Week dergisinin 1979 tarihli kapağı e, "Death of Equities" olarak e, çıkan kapak e, o döneme dair, yatırım ortamına dair akıllara kazınan bir referans oldu. Sıklıkla kullanıldı ve hala da aslında kullanılıyor. Ee, ama şunu da görmemiz lazım. Bu pesimizm arasında o dönem 107 100 civar, civarında seyreden S&P 500 endeksinin de şu anda geldiği yerlere ve al, alınan temettülerle getirisine baktığımız zaman e, her ne kadar pesimist dönemler olsa da uzun vadede hisse senetlerine yönelik optimizmin kaybedilmemesi e, gibi bir ders de çıkarılabilir aslında. E, Enflasyonla o dönem nasıl baş edildi diye bakarsak enflasyon 1965-82 seneleri arasında %1'den %14.5'lara kadar yükseldi. Amerika için bayağı ciddi bir yüksek enflasyon vardı. 1950'lerde ve 60'larda %2 civarında ortalama seyreden enflasyon, 70'lerde neredeyse %7'lere yaklaştı. ya Bu dönemin ortasında Fed Başkanı olan Arthur Burns'un bu arada... Ee, Parasalcının babası olarak bilinen Milton Friedman'ın da hocası olduğuna e, ve enflasyona karşı çok şahin makaleler ya yayınladığına da değinelim. E, ama aksiyonları pek o yönde olmadı ve enflasyonla ciddi bir şekilde savaşamadı. E, belki de biraz belki baskının da etkisiyle. E, nitekim 1979'a gelindiğinde Burns bayrağı Paul Walker'a e, devretti. Amerika'da enflasyonu boğan efsane e, merkez bankası başkanı olarak bilinen Walker e, hızlı bir şekilde faizleri yukarı çekti, uzun bir süre enflasyonun üzerinde tuttu ve ekonomideki boğulmaya rağmen enflasyonda kararlı düşüşü görene kadar da e, ve ekonomideki sert duraksamaya rağmen faizleri yukarı e, yukarı bir seviyede e, tuttu. Böylelikle enflasyonla da ciddi bir şekilde savaşıp. E, galip gelmiş oldu. Powell başkanlığında nasıl bir fed bekliyoruz önümüzdeki dönem için? Evet 2022'de bayağı agresif faiz artışları ve, ve finansal koşullarda daralma oldu ama biz önümüzdeki dönemde bu kadar agresif olamayacağını ve terminal faizlerde e, faizlerde bu döngüde yüzde 5-5.50 civarında tepeye çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. E, enflasyona baktığımızda aslında hala piyasa Swap piyasalarına ve başa başlara baktığımızda orta vadede Fede kredibilite veriyor enflasyonla savaşması konusunda ve yüzde iki buçuk gibi seviyelere enflasyonun çekilebileceğini fiyatlıyor ama e, ya bizim önümüzdeki iki sene Amerika'daki enflasyon konusunda yüzde üç dört bandı gibi bir yere oturabileceğini ve Fedin hedefinin üzerinde bir enflasyonu kabul etmek durumunda kalacağını. E, düşünüyoruz e, Sonuç olarak her ne kadar koşullar 50 sene önceye göre farklı olsa da e, ve tarih tekerrür etmese de piyasalar üzerinde etkili olan insan davranışlarının çok da değişmediğini ve büyük resimde genellikle benzerliklerin tekrar ettiğini görüyoruz e, Dolayısıyla çok kısa bir özetlersek 1970'lerden nasıl dersler çıkarabiliriz diye Öncelikle enflasyonu geçici görmenin tehlikeleri ve yeterince savaşılmadığında yapışkan hale gelebildiği. O dönemde Arthur Burns de uzunca bir süre enflasyonun geçici etmenlerle yükseldiğini ve kalıcı olmayacağını savunmuştu. Sonrasında tabii bu fikrini değiştirdi ve Amerika'da enflasyon uzunca bir süre yüksek kaldı. İkinci olarak enerji krizleri beklenenden daha uzun sürebiliyor ve tekrar edebiliyor. 1970'ler sırasında birkaç kere arz şoku yaşandı. Daha önce gösterdiğimiz petrol grafiğinde de vardı. Artan faizlerin büyüme odaklı yatırımlardan değer odaklı yatırımlara hızlı bir rotasyona sebep olması. Dediğimiz Nifty Fifty'deki Faizlerdeki artışla beraber yaşanan hızlı düşüşler. Buna benzer bir hareket 2022'de teknoloji hisselerinde yaşandı. Resesyonların eşlik ettiği ayı piyasalarının daha uzun ve derin olabildiği e, ve sarkaçın bu seferde panik satışları tarafında aşırıya gidebildiği. E, dolayısıyla birazcık daha yolumuz da olabilir. Eğer daha derin bir resesyona doğru giriyorsak. Ve e, sonuç olarak da biraz olumlu bir not. Her türlü olumsuzluğa rağmen modern ekonomilerde uzun vadede iyiye doğru bir evrilmenin görüldüğü ve bunun da şirket karlarına ve hisse senetlerine uzun vadede olumlu bir şekilde yansıdığı ve hisse senetlerinin biraz uzun vade bakıldığında en güçlü performans gösteren varlık sınıfı oldu. Dolayısıyla ne yapalım dersek kısa vadede aşırı optimizme, uzun vadede de aşırı pesimize katıp kapılmadan biraz daha temkinli bir optimizmle e, yatırım tercihlerini yapmak volatilite karşısında sakin kalmak çünkü 2023'ün başında da devam edecek bu volatilite e, en dibi yakalamak dip yakalama eforunu bir kenara bırakmak e, ve biraz daha büyüme profiline göre e, seküler büyüyebilen makul seviyelere makul değerlemelere gerileyen hisselerde önümüzdeki dönemde belki 2023'ün ilk çeyreğinde Kademeli alımlar yapmak e, önümüzdeki sene için belki de en önemli yatırım disiplini olabilir. E, bugüne dönüp biraz S&P 500 için beklentilerimizin de üzerinden geçelim. Bizim bir süredir beklentimiz, ana senaryomuz Eylül ayında düşüş, Ekim ayında düşüş ve bir dip. Sonrasında bir sene sonra rallisi yaşanması ve 2023'ün başında tekrar bir aşağı yönlü hareketin ön plana gelmesiydi. Bu senaryomuzda bir değişiklik yok. Büyük oranda da e, bunların yaşandığını e, görüyoruz. Şu an bir ayı piyasası rallisi içindeyiz sene sonu için. E, birazcık daha devam edebilir sene sonuna kadar. Ama esas bu ayı piyasasının dibini biz önümüzdeki senin ilk çeyreğinde göreceğimizi düşünüyoruz. Belki de ilk çeyreğin sonlarına doğru. Muhtemel olarak da FED faizleriyle enflasyonun yakınsadığı ve Resesyon içinde olduğumuza dair daha net işaretlerin geldiği bir ortamda olacak bu. Yani sadece iki çeyrek arka arkaya e, ekonomik büyümenin, ekonomideki büyümenin yavaşlamanın ötesinde bir kar resesyonu, şirketlerin karlarında daralma, belki %10'lara 15'lere varan bir düşüş ki resesyon ortalamalarında genelde e, böyle bir düşüş görüyoruz şirket karlarında ve işsizlikteki artış e, bunu Henüz çok sınırlı gördük veya görmedik aslında. Dolayısıyla 2023'ün ilk yarısında bizi bu tarz olumsuz faktörler bekliyor. Ve bu faktörler eşliğinde de muhtemelen karamsarlığın da çok arttığı bir noktada S&P 500'de bir endeksin dibini göreceğiz. Peki bu hangi sebeple olacak temel olarak dersek? Aslında 2022 senesinde yaşadığımız düşüş... Fed'in hızlı sıkılaştırma politikalarının endekslerin kar çarpanlarına yansıması ve finansal koşulların sıkılaşmasıyla geldi, ama şirket karlarını bu sıkılaşma henüz yansımamıştı. 2023'te bu artık yansımaya başlayacak. E, muhtemelen şirket karlarında e, Fed'in bu sıkılaştırmasının etkisini gecikmeli olarak göreceğiz. E, biz 2023 senesi, 2022 senesi için 3.500 seviyesini önemli bir çıpa olarak görmüştük S&P 500 için. Orada da bizim hesaplamalarımız 16 fiyat kazanç çarpanı ve 220 EPS seviyelerinde seyrediyordu. Önümüzdeki dönem için 2023 için biraz daha aşağılara doğru kaydığımızı görebiliriz. E, hisse başı kar rakamlarında tek haneli eksi bir düşüş sene sonunda yaşanabilir ve belki de 3200 seviyeleri ...bir dibin şekilleneceği seviyeler haline gelebilir S&P 500 için. Daha düşük e, olasılık verdiğimiz bir senaryodan da bahsedelim. Bu da Fed'in ekonomide e, bir yumuşak iniş sağlaması... ...ve ayı piyasasının dibinin geçtiğimiz Ekim ayında görülmüş olması olasılığı. Bu bizce düşük bir olasılık ama yine de bir olasılık. E, önümüzdeki dönemde Fed'in şahin duruşunu, sıkı duruşunu erken bırakması yatırımcıların 2023 için faiz indirim beklentilerini arttırmaları e, bu görüşe e, gerçekleşmesini de sağlayabilir. Eğer buysa, e, eğer bu gerçekleşecekse de teknoloji hisselerinde dip seviyeleri Ekim ayında veya geçtiğimiz haftalarda görmüş olabiliriz. E, bu arada kısa bir anekdot da iletirsek, 2. Dünya Savaşı sonrası resesyonlarda, ayı piyasalarında, Ortalama uzunluk yaklaşık 10 ay gibi bir süreye denk geliyor ki bu da geçtiğimiz Ekim ayında doldu. Ee, yani bu dediğimiz gibi daha az olasılık verdiğimiz bir senaryo. Ama birinci senaryoya geri dönersek e, biz burada henüz finansal piyasalarda gözlemlediğimiz kırılmaların ve yol kazalarının daha bitmediğini düşünüyoruz. Bu yol kazaları neydi? 2022'de ufak ufak gördük. İngiltere'de Pound ve Gilt piyasasında yaşananlar, Credit Suisse'teki sıkıntılar, kripto paralar tarafında FTX ve Luna'da yaşanan sıkıntılar. Bunların hepsinin biraz abartılı gerçekleşmesinin ana sebebi sıkı finansal koşullardı. Dolayısıyla bu koşulların devam etmesi bize şu an öngöremediğimiz önemli diğer sıkıntıların yaşanmasına da neden olabilir bizce 1973'te. Nitekim yine geçmişe dönersek 1974 senesine dönersek ayı piyasası sonlarında Amerika'da bir bankanın Franklin National'ın batma noktasına geldiği ve Fed tarafından kurtarıldığına da değinelim. Peki bu noktada hangi varlıklar cazip dersek dediğimiz gibi hisse senetleri bu dönem biraz daha defansif kalmak biraz daha 2022'de bizim ağırlığımızın yoğun olduğu enerji tarafında maden tarafında kalmak sağlık hislerinde kalmak mantıklı olacaktır. 2023'ün başında yaşanacak düşüşler dedi biraz daha teknoloji hislerine, büyüme hislerine geçmek e, makul olacaktır. Bunun haricinde bizce şu an Amerika'daki hazine tabirleri ve şirket bonoları cazip. E, bunun da ana sebebi biz Fed'de Fed'in faiz artış döngüsünde bir tepeye yakın olduğunu terminal faizlerde de faizlerin yüzde beş civarında olacağını düşünüyoruz. Beş beş civarında. Dolayısıyla iki yıllık tabi faizleri 4.50'ye yaklaşılan noktalarda cazip. E, junk bondlar tarafında biraz daha risk spektrumunun daha yüksek kaliteli tarafına geldiğimizde e, Fallen Angels gibi bir grup mesela ve daha çok enerji hisselerinden oluşan e, ciddi nakit yaratan hisselerden oluşan hisselerin e, bonolarında oluşan sepetlerde burada da yüzde altı sekiz civarında bir getiri elde edilebiliyor. E, buraların şu an aslında cazip hale geldiğini düşünüyoruz. Son olarak e, 2023 için beğendiğimiz e, bir bir MTA'ya da değinelim altın. Biz önümüzdeki dönem için altına olumlu bakıyoruz. ...gerek fiziki altın ETF'leri gerek e, seçilmiş altın madencilerinde alokasyonların arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. E, 70'li senelerden bahsederken... ...burada e, geriye dönüp Bretton Woods sonrasında altında ne olduğunu da... E, ...Amerika'daki para tabanın genişlemesine göre e, grafikte gösterelim. E, burada görüldüğü gibi... E, Önümüzdeki dönemde finansal kriz sonrasında artan para arzına karşı altının henüz belki de gereken tepkiyi vermediği gözüküyor ve bir catch up yapabileceğini düşündürüyor. Bunun arkasındaki temel dinamikler ne olabilir dersek de 2023 için yavaşlayan büyüme inatçı bir şekilde yapışkan kalan enflasyon riskli varlıklardan kaçışın devam etmesi politik gerginlikler ve son olarak da bu sene altını baskılayan. Dolardaki ve tahvil faizlerindeki yükselişin bir duraksamaya geçmesi, bunların hepsi altın için olumlu dinamikler olacaktır. Dolayısıyla biz altında da kademeli pozisyonlar alınmasını öneriyoruz ve 2023 için de güçlü performans gösterecek finansal varlıklar arasında görüyoruz altını. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere.